Sayın Başkan, değerli vekiller, Sağlık Bakanlığı 2024 bütçesinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez Allah'tan rahmet diliyor. Ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan, kıymetli vekiller, sözlerime Ümit Yaşar'ın önce çaresizlik çaldı kapıyı, sonra yoksulluk, tez tükendi umut ekmeği dizelerini bir kez daha hatırlatarak başlamak istiyorum. Bu bütçeye baktığımda halkın sorunlarına çözüm bulan bir anlayışı ne yazık ki göremiyorum. Adeta AKP'nin önceki yıllardan kopyala yapıştır yaptığı bir taklidi görüyorum. Halkımız için çaresizliği, yoksulluğu, tükenen umutları görüyorum. Unutulmasın ki bütçeler toplumsal ve ekonomik sorunların çözümü için tek adrestir. Yani bütçeler tam anlamıyla bir sosyal mutabakat metnidir. Şimdi buradan soruyorum. Halk bu bütçenin neresinde? Oysa bu bütçeye baktığımda süslü binaları, rantı, yer yok denerek 15 gün ertelenen randevuları, bulunamayan ilaçları, kamucu olmayıp özel sektör mantığı güden politikalarınızı görüyorum. Bugün görüştüğümüz bütçede insan yok, sağlık yok, yurttaşlarımızın derdine derman yok. Bu bütçede ranta ve yandaşa kaynak var, halka ödenek yok. Rant demişken şehir hastaneleri bakanlığına dönüşmüş olan Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini görüştüğümüzü ifade etmek tam da yerinde olur. Neden mi? Şehir hastaneleri bakanlığı diyoruz. 2023 bütçesinde 46 milyar 662 milyon lira kaynak aktarılan şehir hastanelerine 2024'te aktarılacak oran %78 artışla 83,7 milyara çıktı. Yani sağlık bütçesi %57 artarken şehir hastanelerine ayrılan pay %78 arttı. Şehir hastanelerin payı böylesi yükselirken genel bütçedeki sağlık payının %10 bile olmadığını da ifade etmem gerekiyor buradan. Sayın Başkan, kıymetli vekiller, bugün iktidarınız milli gelirin %54'ünü toplumun sadece ve sadece %10'una sunarak derin eşitsizliği yaratmakta. Utandıran çaresizlik tablosu olan sağlık bu bütçede maalesef geçiştirilen bir kalem olarak yer alıyor sadece. Hatta o kadar geçiştirilmiş ki 2023'te personel giderlerinin bütçedeki oranı %70 iken bu sene %50'ye indirilmiş. Bu arada günlerden beri yaptığım konuşmalarda bütçeye övgüleri yaptığınızı dinliyoruz, şahit oluyoruz. Ancak şu ana kadar yoksulluğu nasıl önleyeceğinize, vatandaşın temel hakkı olan sağlık hizmetlerinin erişimini nasıl sağlayacağınızı, hekimlerin haklarını nasıl koruyacağınıza dair hiçbir şey duymadık. Hal bu iken derler ki yalan gürültü çıkarır, hakikat ise daima sessizdir. Ama biz bu hakikatleri sizlere hatırlatmak zorundayız. O halde hatırlatalım. Bu ülkenin hakikati insan yerine binalara, köprülere, yollara ayrılan bütçelerdir. Bu ülkenin hakikati halkı değil, beşli çeteleri memnun eden bütçedir. Bu ülkenin hakikati yoksulların değil, haramsız yoksul yolsuzlukların değil, haramsız işin azaldığını gördüğümüz bütçedir. Bu ülkenin hakikati Türkiye nüfusunun %1'inin derin yoksulluğa mahkum edildiği bütçedir. Bu ülkenin hakikati çocuk yoksulluğunda dünya ikincisi olmamızı yok sayan, çocuklarımıza bir öğün yemeği bile çok gelen gören bütçedir. Bu ülkenin hakikati tam da açlık sınırının altında yaşayan emekliler ve asgari ücretlilerdir. Bu ülkenin hakikati hastalanınca aylarca ama aylarca randevu bulamayanlardır. Koruyucu sağlığa kaynar aktarmadığınız için vatandaşımızın hastalanma rekoru kırmasıdır. Bu ülkenin hakikati 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkede askeri hastaneleri kapatan kafa yapısıdır. Üstelik savaş ve deprem kapıdayken. Bu ülkenin hakikati hak temelli ve kamucu olmayan rant temelli sağlık politikalarınızdır. İşsizden katkı payı alan sağlık sisteminizdir.
ilaç ve cihaz sıkıntısıdır. Ve bu ülkenin hakikati, gerçeği bilen, yokluğu yaşayan ve sessiz sedasız ölen insanlarımızdır. Biz ise halkımızın, yani gerçeğin sesi olmaya devam edeceğiz. Şimdi siz söyleyin değerli arkadaşlar. Bu bütçe hangi yüzde halkın bütçesi diyeceğiz? Emin olun, gelecek nesiller AKP'nin sağlık politikasını araştırmak istediklerinde karşılarına şu denklem çıkacak. Rant artı liyakatsizlik artı şiddet eşittir AKP sağlık sistemi. İktidarınızın Türkiye yüzyılı tarih kitaplarına, sağlıkçılara şiddet yüzyılı olarak anılacak. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı önlemler almadığınız sürece hekim bulamayacaksınız. Peki Türkiye'nin en zeki beyinleri neden gidiyor? Sizin dediğiniz gibi para için değil. Emeklerinin gerçek karşılığını alamadığı için. Mesleğin saygınlığına gölge düşürüldüğü için gidiyorlar. İbn Sina'nın dediği gibi bilim ve sanat itibar görmediği toplumları terk eder. Hekimlerimiz itibarlarına saygı olduğu için olmadığı için ülkelerini terk ediyor. Tıp eğitimindeki sıkıntılar ise katlanarak artıyor. Kontrolsüzce açılan fakülteler, akademik kadrolar tıp öğrencilerinin yetersiz eğitim almasına neden oluyor. Sizin rant için kurduğunuz gösterişli binalarınız değil, önce nitelikli eğitime ve bilme ihtiyacımız var. Sayın Başkan, konuşmam için hazırlık yaparken dün tekrardan hastane randevularına baktım. Sadece birini örnek vereyim. Göz hastalıkları için Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Kırklareli'nde randevu bulamadım. Koca Marmara bölgesinde sadece 5 ilçede randevu buldum. Diğer bölümlerde bundan farklı değildi. Diyelim ki devlette şansınız yaver gitti ve randevuyu buldunuz. Yine tomografide MR randevusunda 2024'ün yarısını beklemeniz gerekiyor. Randevu bulamayan halkımız acile akına gidiyor. 2022 yılında 130 milyon acil başvurusuyla dünya rekoru kırdık. Bu nedenle her 5 kişiden biri özel hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Parası olanın sağlık hizmeti alabildiği, vatandaşın müşteri yapıldığı bu düzenin sorumlusu tam da iktidarınızdır. Türkiye artık sosyal bir devlet değil. Temel sağlık hizmetlerinde bile özelleştirilmiş bir devlet anlayışı var. Maalesef 2024 Sağlık Bakanlığı bütçesi de kamucu bir yaklaşımla sosyal devletin gereği insanı özne yapan bir şekilde harcanamayacak ve bunu Sayın Akkuş İlgezdi, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Sayın Başkan, değerli vekiller, Tebrizli Şems bir şey yap güzel olsun çok mu zor der. Soruyorum sizlere, halkı düşünerek bir bütçe yapmak çok mu zor? Ama Cumhuriyet Halk Partisi yapacak, biz yapacağız. Sevgili halkım, umudunuzu yitirmeyin, başınızı öne eğmeyin. Sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün sorarlar. Biter bu dertler acılar, sararlar bir gün sararlar. Evet, yandaşların rantını keseceğiz, iyileşeceğiz. İnsan gibi yaşayacağımız günleri birlikte inşa edeceğiz, iyileşeceğiz. Ağrınızı, sızınızı dindireceğiz, iyileşeceğiz. Size söz veriyoruz. Hep birlikte iyileşeceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.